Kıymetli Yarzemşahlılar, bugün gün Anadolu'ya girme günüdür. Gün Bizans'ı Anadolu'dan atma günüdür. Bugün Bizans'a savaş ilan edeceğiz ve onlara tarihinde görmediği bir mağlubiyet yaşatacağız. Onları Anadolu'dan ve belki Suriye'den ve Mısır'dan atacağımız gün olacak bakalım. Bugün bakalım bunları gerçekleştirebilecek miyiz? Hepiniz hoş geldiniz be Eren Ceylan. Bugün Yarzemşahlılar serimizin yeni bir bölümüyle Dazler'in karşısındayım. Bence güzel bir giriş oldu. Güzel bir giriş olduysa şu aşağıdan bir ufak beğeninizi alırım artık. Her şeyden bir beğeni çıkarıyoruz hemen. Neyse. Geçenki bölümün sonunda biliyorsunuz ki Bizans Savaşı'na hazırlık yapmıştık. Ve bu hazırlık neticesinde bastığımız askerleri şu anda görüyorsunuz. Totalde 84 bin kişilik bir ordumuz var. Bizans'ın ekonomisi 74 bin adamın ekonomisinden fazla ordumuz vardı. Hadi bir tane de nazar değmesin. Hani ne olur ne olmaz diye bir tane daha bir basım yapacağım. Bir tur daha bir ordu basalım. Onun haricinde ise bu arada şuradaki 10 bin kişilik ordudan 6 bin kişiyi şuraya yollayacağım. Orada fazla orduya ihtiyaç yok. Ve artık Bizans'a savaş ilan edebiliriz. Gurlular ile geçenki bölümün sonunda dost olmuştuk. Bu sayede doğu sınırımızı güvenli bir hale çevirmiştik. Bakalım artık batı sınırımız da aslında güvenliydi. Çünkü Bizans devleti ile biliyorsunuz aramız bayağı bir iyiydi. Ama şimdi batı sınırımızı daha da bir güvenli hale getireceğiz. Çünkü batıdaki bir devleti artık güçsüzleştireceğiz. Bizanslarla barış yaptığımızda artık batımızda güçlü bir devlet olmayacak efendim. Planlarımız bunlar. Hızlıca savaş ilan ettik ve Yarzemşahlılar olarak bakalım Bizans topraklarını akınlar etmeye başlıyoruz. Şuradaki çorak arazileri kolonize edemiyormuşuz. Kolonize edecektim bunları da yapamıyormuşuz. Sıkıntı değil. Bu arada geçtiğimiz bölümde Deşti Kıpçak'ı öyle güzel arkalamışız ki harbiden tekrar izledim ben video çektikten sonra. Böyle bir arkalama yok. Harbiden güzel arkalamışız. Şimdi Bizans'ı tam olarak arkalıyor sayılmayız ama Bizans Deşti Kıpçak'la savaşta olduğu için onu da arkalamış sayılabiliriz aslında şu anda. Güzel bir arkacılık sanatını kullanarak Bizans'ı da burada yeneceğiz, mağlup edeceğiz. Şimdi Trabzon'a bir liman inşa ediyorum efendim. Trabzon'a inşa edeceğimiz liman ile birlikte de buradaki ordularımız denize gidecek. Ve denize gittikten sonra da gidecekler İstanbul'a doğru saldıracaklar. Bizans'ın başkentini Konstantinopol'ü ele geçireceğiz bakalım. Planlarımız bu. Hızlıca saldırın efendim şuradan. Siz de aşağı doğru ilerlerseniz güzel olur. Şurada bir Antakya Prensliği var. Hazır gelmişken bunları da bir şamarlasak mı diye düşünmüyor değilim. Umman da burada kimin toprağını ele geçirmiş bilmiyorum. Gazneliler, Eyyubiler herhalde hala yaşıyor. Umman onların topraklarını sanırım ele geçirmiş olabilir. Neyse. Bizim için önemli değil. Saldırmaya başlayalım. Ben de bir yudum su alayım bizimkiler saldırırken. Şöyle. Bu arada ikinci sırada gözüküyoruz hala. Yani bu ikinci sırada gözükme biraz benim kalbimi kırıyor. Yani bu Gazneliler diyorum. Gazneliler mi dedim ben? Gurular. Niye bu kadar güçlü abicim? Bu adamlar niye bu kadar büyüdü? Nereden büyüdü? Bu değirmenin suyu nereden geliyor bunlara? Bu adamlar nereden bu kadar büyüdü abi bu adamlar? Harbiden yani şu anda bu adamların birinci olmaması lazım. Ben bu kadar yaptığım fetihten sonra, bu kadar arkalamadan sonra birinci olmamın gerektiğini düşünüyorum. Ama ve lakin Gurlular bu böyle düşünmüyor. Nasıl böyle düşünmezler abi? Yani bu Gurluların bu ekonomisi falan nereden geliyor? 230 bin nüfustan geliyor galiba bunların birincilikleri. Çünkü ben bunlardan daha iyiyim. Nüfus olarak birinciler. Nüfus olarak biz dördüncüymüşüz. Ekonomik olarak birinciyiz. Prestij olarak nasıl bunlar prestij olarak bizden fazla? Bu arada arada 5 puan var, o puan da Bizans Savaşı'nın ardından toparlarız. Gurlular. Şuraya bak oğlum adamlar. Ne büyümüş lan. Harbiden bayağı büyümüş. Bu adamların bu kadar nüfusunun fazla olması normal. Bu kadar fazla olması normal. Bu adamlar zaten dünyanın ağzına etmiş abi. Gelen geçen herkesi tokatlamışlar adamlar. Tokat manyağı yapa yapa herkesi. Büyümüş güçlenmişler yani. Bu adamların nüfusunun böyle olması zaten normal. Ondan yana bir sıkıntımız yok ama. Yani bizden büyük olmasınlar. Bizden güçlü göstermesinler abicim kendilerini. Birinci olmak sizin ne haddinize. Burada eğer birinci olunacak bir devlet varsa o biziz. İkinci olacak bir devlet varsa da o da biziz abicim. Tüm sıralamaları biz işgal edeceğiz. Kimse ikinci de olamaz, üçüncü de olamaz. Birden yüze kadar hepsini biz olacağız abi. Hepsini biz kazanacağız. Bu arada İstanbul'a saldıralım boş yapmayı bırakarak. Hadi bakalım İstanbul'a doğru ilerlesin ordumuz. Oradan İstanbul'a ele geçireceğiz. Bu arada Bizans korkuyor olsa gerek ki karşımıza bir ordu çıkarmaya dahi cesareti yok.
Harbiden şöyle boş topraklarda ilerliyoruz. Karşımıza bir ordu çıkarmaya dahi cesaret edemiyor şu anda Bizans devleti. Ve böyle bir durumda da tabii ki yani biz rahatlıkla toprakları işgal etmeye devam ediyoruz. Bizans devleti bu kadar korkacaksa abicim, o zaman ülkenin direkt anahtarını bize teslim etsin de yani biz de uğraşmayalım abi. Karşımıza bir ordu çıkar abicim, bu ne ya? Bu ne ya? Biraz karşımıza ordu çıkar. Şimdi ordusu var mı yok mu anlayacağız. Eğer parası varsa İstanbul'da ordu çıkaracaktır. Denizdeki ordusunu yendik. Ordu denebilirse artık yani ona. Ufak bir birliği vardı denizde, onları yendik. Bakalım İstanbul'da durum neyi gösterecek bize, bunu göreceğiz. Şimdi eğer Bizans'ın ekonomisi eğer varsa, muhtemelen asker basacaktır başkentini korumak için. Eğer ki yoksa da zaten bunu anlayacağız birazdan. Orada asker basmayacaktır ve bize bırakacaktır abi topraklarını. Yani koskoca Bizans'ın durumu bu mudur ya? 3000 asker basacak kadar ekonomisi varmış abi. Aşağıda da bir 2000 sanırım, yanlış görmediysem asker bastı. Koskoca Bizans şu an bu abi. Koskoca Bizans bu. Herhalde Deşti Kıpçak'la o kadar savaştılar ki savaşa savaşa ne onda para kaldı ne onda pul kaldı. Hiçbirinde bir şey kalmadı abi. Anlaşılan durum bunu gösteriyor. İkisinin de hiçbir şeyi yok. Ve bu şekilde bize yarıyor abi bunlar. Bize yarıyor. Yaramaya da devam edecek. Sen de Atina'ya gideceksin abicim. Atina'ya gidelim. Onun haricinde şuradan şöyle hareket eden bir ordu var ya. Bu ordu direkt şuraya gelsin abi. Hadi bakalım. Direkt oraya gelsin. Onun haricinde de buraya gelen ordu da yine direkt buraya gelsin. Güzel, bu şekilde halledelim. Bizans orada bir ufak ilerleme kat etti, orada topraklarının bir kısmını geri kurtarmış olsa gerek ama yine de bir sıkıntı olmadı. Biz yine onları tokatladık. Yine ittik oradan. Vallahi Bizans herhalde tamamen işgal edeceğiz gibi gözüküyor. Durum şu anda bunu gösteriyor. Valla ben bu kadar kolay yenileceğini düşünmüyordum Bizans'ın. En azından savunma yapar falan diye düşünüyordum ama yani biz kendi gücümüzü biraz hafife alıyoruz ya. Gücümüzü hafife alıyoruz biraz abi. Yani çok mütevazi davranmaya gerek yok. Eziyoruz, geçiyoruz ha. Bizim karşımızda kim duracak? Bizim karşımızda durabilecek adam var mı? Bu kadar da mütevazi olmaya gerek yok abi ya. Bu ne ya? Biraz kibirli olalım, biraz gücümüzün farkına varalım ya. Biz bu kadar güçlüyüz, şu kadar güçlüyüz. Bizans kimmiş lan? Kendine imparatorluk diyor. Neymiş? Doğu Roma'ymış. Neymiş? Bizans. Lan oğlum ne imparatorluğu? Burada bir tane imparatorluk varsa o da biziz. Biz kendimize Harzemşahlar demişiz. Harzemşahlar İmparatorluğu da dememişiz. Adamlar kendilerine imparatorluk diyor ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? İmparatorluğu doğru yazdım değil mi? Evet. Yani böyle bir şey kabul edemeyiz abiciğim. Böyle bir şey mümkün olamaz yani. Burada bir imparatorluk varsa o da kim olduğunu biliyorsunuz efendim. Kim olduğunu biliyorsunuz. O imparatorlukta Harzemşahlar'da tabii ki de. Bizanslılar kim de kendilerine imparatorluk diyor. Bunlar kim de kendilerine imparatorluk diyor. Şöyle Rodos'u al abicim. Onun dışında Mora'ya da çıkalım. Hadi bakalım. Abi Anizah bana savaş mı ilan etti? Anizah haddine mi senin bana savaş ilan etmek birader? Harbi haddine mi bu? Bak bak bak, bu da bana savaş. Ben niye görmedim peki bunları? Umman bana savaş ilan etmiş. Umman sana o toprakları veriyorum. Al kardeşim o toprakları, hayrını gör. Ama birazdan Bizans savaşı bittikten sonra diyeceksin ki keşke elim kırılaydı da ben o savaşı ilan etmeseydim diyeceksin. Bunu dedirteceğim sana. Birazdan yok olacağım. Burada Girit'te de liman yokmuş. Geldiğimiz topraklara yatırım da yapıyoruz aynı zamanda abi. Gördüğünüz gibi liman yapıyoruz. Bak Rodos'ta bile liman yok. Geleceğiz, liman yapacağız buraları. Yani üzdü biraz bizi bunların yaptıkları ama sıkıntı değil. Biz orada Bizans'ta uğraşırken gelip bizi arkalama sanatını kullanarak güzel bir şekilde arkalattılar. Harbiden bu sanatı kullanmaları hoşuma gitse de yani bunu bize yapmaları hoşuma gitmedi abicim. Yani sanat güzel abi, sanat güzel, arkalama sanatı güzeldir ama yani işte bu sanatı bizim üzerimizde kullanmaları beni üzdü biraz ya. Abi, yani bize kullanma, bu icadı mucidi biziz ya. Bunun mucidi biziz hocam, icadını. Yani bunun mucidi biziz abi. Yani benim malımı bana mı satıyorsun şimdi yani? Arkalama sanatı bizim işimiz abi. Gelip bu sanatı bizim üzerimizde kullanıyor ya. Bu üzdü biraz. Bir tık üzdü bizi ya. O sanatı bize kullanmayacaksın birader. Bu arada yani hedeflerimize ulaştık. Mısır'dan da attık adamları ama barış anlaşmasında peki ne olacak? Önemli olan şey bu. Şimdi öncelikle Bizans'la olan anlaşma gereğince neleri alacağız? Şimdi Suriye'den falan Bizans'a atamıyoruz gördüğünüz kadarıyla. Bunlar zaten
ilk tek savaşta yapılacak şey değil. Tamamen işgal etsek de puanımız yetmeyecekti. En azından İstanbul'u aldık. Günümüz Türkiye topraklarını aldık. Biraz da Suriye'ye giriş yapmış olduk diyelim. Bu şekilde de en azından alabildiğimiz kadarını aldık. Hatta güzel, burayı da alalım. Şu an bence harika oldu abi sınırlarımız. Harika oldu abi. Çok güzel. Batı Trakya'yı da almış olduk. Güzel. Şunları aldığımız takdirde bizim için işler okeydir abi. Şimdi peki. Sen ne yapacaksın Umman kardeş? Sen ne yapacaksın şimdi? Şimdi sen ne yapacaksın? Bizans'la olan işim bitti. Şimdi seninle olan işim başlayacak. Sen ne yapacaksın şimdi bakalım? Bana karşı nasıl direnebileceksin? Umman, seni yok edeceğim kardeşim. Seni yok edeceğim. Buradaki 5000 kişilik ordum da Tebriz'e gelsin. Güzel. Ordu sayımız hala yeterince fazla. Hala istediğimiz devleti yenebilecek kadar orduya sahibiz. Aynı zamanda Bizans devleti ile de ilişkilerimizi yeniden tazelemeye başlayalım. Bizanslılarla artık işimiz bitti abicim. Şurada da bir ikinci Bulgar İmparatorluğu varmış. Bu devletle de. Yani kendilerine gelen geçen imparatorluk diyor. Konuşmayayım konuşmayayım diyorum ama yani her önüne gelen de kendine imparatorluk diyemez kardeşim. Bu ne ya? Onlarla da bir ilişki geliştirelim. Onlarla da ilişki geliştirelim. Ve ardından da Umman'a saldıracağız. Umman kaşındı abi, orada kaşındı. Yani verdiğim toprakları umarım geri almayacağımı düşünmemiştir yani. Çünkü bizde topraklar ancak kanla alınır, kanla verilir. Birazdan da o toprakları vermediğimizi anlayacak abi Umman. Bu arada ekonomimiz güzel. Arada bir birinci oluyoruz, arada bir ikinci oluyoruz. Oluyor bir şeyler. Bu arada Deşti Kıpçak da mı savaştasın sen? Yo. Sen benden niye asker izni istiyorsun? Ya burada bir iyi bir toprağı var, onu alacağım diye. Ya birader, haddine mi senin benden asker izni almak? Oğlum az önce bana saldırmadın mı sen? Alçak puşt, sen bana az önce saldırmadın mı? Senin ne haddine benden askeri geçiş izni istemek ya? Oğlum az önce saldırdın, hiç utanman yok mu? Az önce saldırdın bana. Bir de utanmadan askeri geçiş izni istiyor ya. Vereceğim sana. Gel, askeri geçiş izni vereceğim, gel. Gel kardeşim, bak geliyor bak. Tut 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 tut, askeri geçiş izni geliyor. Geliyor bak kardeşim. Bak bak bak, bir dakika. Bir dakika hemen kardeşim ya. Oğlum sen askeri geçiş izni istediğini bana söylesene ya. Sen bana söylesene kardeşim, askeri geçiş izni istediğini niye söylemiyorsun? Geliyor kardeşim askeri geçiş izni. Bu arada biraz mallara da yatırım yapmamız gerekiyor. Artık bunlar da önemli. Bak kardeşim. Hemen sana bir askeri geçiş izni. Hemen hallediyoruz ya kardeşime. Ya sen bunu zamanında söyleseydin bana biz halledecektik zaten. Al kardeşim. Adam askeri geçiş izni istemek yerine direkt bana savaş ilan etmiş. Adamdaki cürrete bak ya. Adamdaki cürrete bak. Ulan askeri geçiş izni isteseydin bari. Adam bana direkt savaş ilan etti. Bana ya, bana ya, koskocaman Harzemşah İmparatoruna ya. Bana ya. Oğlum bana da yapmazsın ya. Vallahi ayıp ya. Vallahi ayıp ya. Hiç utanma kalmamış. Bana savaş ilan etti. Şuraya 5000 kişilik ordu bırak. Geri kalanlar da saldırsın bakalım. Bizi herhalde bu küçük bir devlet sandı. Ama şimdi ne olduğumuzu öğrenecek. Hadi bakalım. Aa güzel. Orada zaten bir tane toprak bizim kötü gözüküyordu abi. Bir tane toprak orada sende gözüküyordu. Kötü gözüküyordu. Bu kötülüğü de en azından ortadan kaldırmış olacağız. Sayende teşekkür ediyoruz. Valla ne kadar bu devletler bizi çok düşünüyor ya. Valla yani değerlerini harbiden bunların şey yapmamız lazım, anlamamız lazım. Çok kıymetli devletler bunların hepsi. Yani bizi düşündüklerinden bak, adam unutmuştur diyor. Orada diyor ki benim bir toprağım var. Oğlum bu adam niye unuttu acaba bu toprağı diyor. Ben hatırlatayım buna diyor. Öyle bana savaş ilan etti bak, sırf hatırlatmak için. Ya harbi delikanlı adamsınız. Ben sizi nasıl kırayım şimdi? Ben sizi nasıl kırayım ya? Orada diyor ki bak şimdi bu benim toprağım da yeşil diyor. Bunun toprağı da yeşil diyor. Bu adam şimdi kesin diyor beni almayı unutmuştur diyor. Ben bu adamı hatırlatayım diyor. Lan var ya harbi delikanlı adamsınız. Harbi delikanlı. Teşekkür ediyorum ya. Teşekkür ediyorum. Bu arada vasalıymış Umman'ın galiba. Umman'ın galiba vasalıymış. Vallahi teşekkür ederim abi. Ne kadar teşekkür etsek azdık. Azdır. Şöyle 20 bin buraya, 20 bin de oraya saldır. Direkt başkenti hocam. Direkt başkenti. Denize de çıkarsanız yine iyi olur abi. Denizde en azından bir varlığımız olur. Oradan da bize çıkarma atamaz. Buradaki Hasa devletine de yine savaş ilan edelim. Marvar bunların dostuymuş. Bunlara da savaş ilan edelim abi. Şurada bir devlet var mı? Burası kolonize edilebilir yer. Tamam, burayı da kolonize ederiz. Güzel olur.
Ama denize bir öncelikle bir ordumuzun geçmesi lazım. Hocam bir dakika bir dakika bir gitmesen. Aynen. Şurayı bir kolonize edeyim. Ondan sonra git abi. Orayı bir kolonize edelim. Bu kadar gelmişiz. Orada boş bir toprak varken almamak olmaz abi. Ayıp olur. Hazır gelmişken alalım bari. Hazır gelmişken alalım. Burada başka yapacağımız bir şey var mı? Yok. Denizdeki Umman ordusunu da kestik. Güzel. Güzel. Saldırmaya devam abicim. Saldırmaya devam. Agalarla Umman fethi. Gir bakalım abi. Gir. Girebildiğin kadar Umman topraklarına. Şuradaki de Anizağ'ı da alalım hemen. Yani burada adamlar 2-3 vasalım var. Ben büyük devletim falan diye düşünmeye başlamışlar herhalde. Büyük devlet nasıl oluyormuş hepsine göstereceğiz abi. Eyyubileri de bu vesileyle kurtaracağız. Eyyubiler de umarım yani onları unutmaz kurtardığımızı. Umarım unutmazlar yani. Unutmasınlar çünkü ben hatırlatırım. Muhtemelen bir sonraki bölüm hatırlatırım ben onlara saldırarak. Yani unutmalarına izin vermem, merak etmeyin. Unutmazlar abi onlar, unutmazlar. Ben zaten onlar unutsa bile ben unutturmam. Hatırlatırım hemen onlara. Derim ki kardeşim ben sizi kurtarmıştım. Bizim bir alacak verecek meselemiz vardı. Hemen çocuklar şey yapar. Hemen hallederler abi. 500 şuraya. 500 şuraya. 500. Ama şimdi Eyyubiler orada bak gittiniz toprakları size verdik şimdi geri. Şimdi yine kaybedeceğiniz o toprakları yine ben uğraşacağım. Kaybetmeyin kardeşim bu zaman. Hadi bakalım. Size o kadar orada yer verdik. Kaybetmeyin tamam mı? Gözünü seveyim hadi. Anizağ'ı da aldık. İşler tıkırında yolunda ilerliyor abi. Bu topraklarda yine Eyyubilerin diye düşünüyorum. Onları da Eyyubilere veririz. Şöyle 2000. Saldırın abi. Saldırabildiğiniz kadar. Gidebildiğiniz yere kadar gidin ya. Takılın kafanıza göre. Şu devletler bizim için kolay devletler zaten abi. Umman diye bir şey artık yok. Az önce bana şekil yapmıştı. Hemen ona bedelini ödettik abiciğim. Hemen. Ah mis. %100 işgal ettik hem de. Ne kadarını alıyorsak alalım abi. Anizat'tan falan toprak istemiyorum. Ben sadece buraları alayım yeter. Orada kötü gözükecek çünkü. Öyle bir toprak istemiyorum abi. Ben aynı zamanda seninkileri de alalım hocam. Eyvallah. Eyvallah. Güzel. Güzel. Hocam şuradakileri de hemen şuraya bir çekelim. Bunlar da Eyyubilere geri iade mi ediliyor? Ne yapılıyor? Yapılsın da boşuna orada şeyimiz olmasın. Toprağımız bulunmasın abi. Zaten idare edemediğim toprağı ben istemem. Yönetebiliyorsak yönetiriz ama şu an işgal toprağı olarak gözüktüğü için onların bize bir faydası yok. Bunlar da burada beklesin. Muhtemelen onlar yakında iade olacak Eyyubilere diye düşünüyorum. Eyyubilere mi artık kime? Bilmiyorum. Muhtemelen Eyyubilerindir o topraklar. Muhtemelen onlarındır. Birader gitme sen bu tarafa. Hazır gelmişken şuradan Tebriz yoluna geri git bakalım. Bu arada birinciliğimizi artık galiba perçinledik. Güzel. Güzel. Şu an birinciliğimiz gayet güzel bir şekilde. Bizde ve ikinci falan olmuyoruz abi. Direkt bizde. Aynen 613 olmuşuz. Zaten adamlara farkı koymuşuz abi. Güzel. Adamlara farkı koymuşuz. Mükemmel. Harika. Şuradaki ordu da gelsin. Bunları da iade ettik galiba. Eyyubiler. Eyyubiler artık bundan sonrasını yani kendileri halletsin hocam. Artık kendileri halletsin. Bundan sonra ben daha ne yapayım? Lan oğlum buradakini almayı unutmuşum ben. Lan. Sana bir ultimatom göndereceğim. Bekle. Bekle sana bir ultimatom göndereceğim. Ya birader siz kimsiniz de bana savaş ilan ediyorsunuz? Gidin lan. Allah Allah. Hadsizlere bak. Bana savaş ilan ediyorlar ya. Bu ne haddiniz oğlum sizin? Hadsizlere bak. Gelip bana savaş ilan ediyorlar ya. Hoş geldin kardeşim. Yuvaya hoş gel. Seni bir unuttuk ama kusura bakma ya. O bir daha hatırlatmıştı bize bir de ya. Valla ayıp ettik. Büyük ayıp ettik şu an unutarak. Ama sıkıntı yok abi. Sıkıntı yok. Hallettik en azından. Yeniden aldık. Sıkıntı yok. Problem yok. Geç olsun güç olmasın hocam. Geç olsun güç olmasın. Herhangi bir sıkıntı şu anda gözükmüyor. Gayet güzel bir şekilde orayı da aldık. Bu arada Harzemşahlar İmparatorluğu olarak. Yani Hicaz'ı Micaz'ı da biraz ilerlesek bildiğin Selçuklu olacağız yani. Baksana da. Gayet güzel. Harbiden güzel. Bu arada dostlar. Yani bu seriye bir amaç koyalım bence. Yani dünya fethi falan onları geçin. Seriye bir amaç koyalım abi. Boş boş fethi yapmayalım. Bir amaç koyalım. Yorumlarda sizlere sorayım. Yani serinin bir amacı olsun. Ne olsun abi serinin amacı? Lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmazsanız. Sevinirim. Yani bir amaç belirtin en azından ona göre hareket edelim. Bir şey yapmaya yönelik hareket edelim. Yani böyle diğer türlü sadece fethi yapıyoruz. Bir amacımız olmuyor.
Yani tek amacımız oluyor. O da büyümek oluyor yani. Büyümek de sadece tek bir amacımız olmasın. Başka bir amaç bence yapalım diye düşünüyorum. Bunları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Sizlerin yorumlarıyla bakalım bu serinin amacını da belirleriz. Bu arada nüfusta da gururları geçeceğiz, az kaldı. Vallahi hem nüfus hem ekonomi her halükarda gururları tokat manyağı yapacağız. İkinci Bulgar İmparatorluğu'nun bize savaş ilan etmesi büyük hadsizlik ama barışı kabul edecektir. Barışı kabul etmemesi daha büyük hadsizlik. İkinci Bulgar İmparatorluğu'nun bana savaş ilan etmesi hadsizlik zaten. Ondan yana bir sıkıntımız yok. Ama barışı kabul etmemesi çok büyük hadsizlik hocam. Barışı kabul etmemesi harbi çok büyük hadsizlik. Şimdi zaten ona gerekeni yaparız. Dur. Yani ne haddin oğlum senin? Sen canına mı susadın ya sabah sabah? Harbiden canına mı susadın abi? Bu nereden geliyor bu savaş isteği size ya? Nereden geliyor hocam bu savaş isteği? Gelin saldırın. Alın bakalım nasıl alıyorsunuz. Çok merak ettim cidden. Çok merak ettim nasıl alıyorsunuz. Bak sadece buradan bastım askerlerle sizi tutuyorum lan. Oğlum ne yaptınız adam sizin bana? Tamam, belli bir hat varmış ortada. Ortada belli bir hat varmış en azından. Onu öğrenmiş olduk. Ama yani yine de orada anca alabildiniz hocam yani bizi. Bizi orada anca yenebildiniz. Ben buradan asker basıp yine tokatlayacağım seni. Oha. Tamam belli bir had, bayağı bir had varmış. Tamam onu da anladık ama yine de hocam bizim arkadan gelen 70 bin kişilik ordumuz geldiğinde sizin ne haddiniz olacak ne hududunuz. Sizi yok edip geçeceğiz abi. Geliyor bekle bekle. Aslanlar geliyor bekle. Bekle geliyor oğlum bekle. Kaçma bir yere bak kaçma geliyor bak kaçma. Kaçma. Hop çok güzel. Şuradan artık bunların topraklarına da ilerleriz. Oğlum orada da 10 bin kişilik ordu mu varmış? Kanka sen benim topraklarda ilerle ben de senin başkentini alayım. Nasıl fikir? Bence güzel. Bence iyi. Okey yani. Sen git benim topraklarda ilerle ben de senin başkentini fethedeyim. Benim için olur abi. Sıkıntı yok. Benim için olur. Yani sen barışı kabul etmeyeceksen ben de başkentini alacağım çünkü senin. Anlaşma şartları bu şekilde. Bu arada adamda harbi bayağı asker varmış. Şaka bak barışı kabul etmesine şaşmamalı abi. Etmemesine şaşmamalı. Şuradan senden bir toprak alayım ben. O kadar boşuna gelmedik yani. Yap. Heh. Adam ol bir daha bana savaş ilan edeyim falan deme. Vallahi ondan sonrasında yine aynı durumu yaşarsın. Ona göre kardeşim. Yani ben seni biraz hafife aldım sadece. Bu arada yine mi ben şey yaptım ya? Bu ne oğlum? Yine sıralamamız düştü ya. Heh, birinci ol. Ben bu videoyu birinci kapatacağım abi. Birinci kapatacağım ya. Bu eleman beni nereden yakalıyor? Bir git kardeşim gurlu ya. Bir git ya. Adam beni bir şekilde yakalıyor abi. Savaşta herhalde. Yo savaşta da. Evet savaştaymış. Söylen birkaç toprak işgal etti. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sadece videoları beğenip tutarak bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.